Evet. Faranjitten bahsedelim dilerseniz şimdi de. Bu Faranjit. sinüzitle faranjitin bir bağlantısı var Tabii mı? tabii. Demin de Şimdi çünkü... faranjit kişide orta kulak iltihaplanması veya sinüzit varsa kolay faranjit olur. Buradaki iltihaplar zaten boğazdan geçiyor, mideye gidiyor. Evet. Kişi yutkunduğu zaman sinüslerde ne varsa boğazdan da mideye. Midede çok sert bir asit var. Hepsini haşlıyor. Kazan gibi bu mide. Çok sert asit, hidroklorik asit. Ne varsa boğazdan gelen hepsini haşlar. Hiç önemli değil. Çok sert asit. Fakat boğaza geldiği zaman ne oluyor? Orada bu mikropları yok edici asit yok. Ne oluyor? Boğazdaki bademcikleri de iltihaplanıyor. Sonra boğazda ses Evet. telleri iltihaplanıyor. Vesaire problem katlanarak ağırlaşır. Evet. Özellikle de sanatçılar, mesela imamlar, politikacılar faranjit çok oluyor. Ses çok konuşan kişi de çok faranjit Evet. oluyor. Adaçayı forte. Bu da genellikle faranjit olanlar için. Bademcik iltihaplanması ve faranjite karşı. Faranjit genellikle imam, öğretmen, politikacı, ses sanatkarı gibi sesiyle parasını kazanan insanlar da çok olur. Çok konuşanlar da, politikacılar da vesaire. Ses tellerinde. Şimdi faranjiti tetikleyen virüstür. Buna bazen bakteri de karışabilir. Ştafilokokon, ştreptokokon gibi bakteriler karışırsa biraz kompleks bir enfeksiyon olur. Nadiren bağırsaktaki mantarlar mide asidi falan dinlemez. Midenin alt ve üst kapakçığından yukarı çıkar. Faranjite karışırsa bağırsaklardaki mantarlar boğazda faranjit enfeksiyonunda rol oynamaya başlarsa kronik faranjit olur. İşte o zaman tehlikeli. Yani normal bir faranjiti adaçayı çok kısa sürede yok eder.